Bugün Merve'nin evindeydik. Çorbası tahmin ettiğim gibi çıkmadı. Keşke kabak tadı alabilseydim. Kremalı sütlü kabak çorbasıydı ama e, daha, daha çok süt tadı baskındı. Kremasını da unutmuş. E, tuzsuzdu, tatsızdı. E, çorbası güzel değildi, lezzetli değildi. Çorbasını bize güzel e, sunmadı, beğenmedim. Kendisi bizim çorbalarımızın davet sofrasına uygun olmadığını düşünmüştü ama kendisi çorbası da hiç uygun değildi. E, çok suluydu yani kıvamını tutturamamıştı. Ara sıcak olarak patates topları vardı kızarmış patates topları vardı, kızarmış patates topundan başka her şeye benziyordu patates püresi gibiydi. Kimyonu çok fazlaydı, ağır bir kimyon tadı geldi ve hoşlanmadım. Ara sıcak çıtır patates topları top olarak gelmedi zaten, çıtır da değildi, haşlama patates gibiydi, baharatı çok yoğundu. Acı geldi, tuzsuzdu, tatsızdı onu da beğenmedim. Ara sıcağını hiç beğenmedim. Hiç ara sıcak uygun bir yiyecek değildi. Önümüze patates haşlamış getirmiş yani. Ara, sıcakla alakası olmayan bir yiyecekti. Kendi ara, bizim ara sıcaklarımızda yok sos olabilirdi, yok o olabilir dedi. Yanına yoğurdu koymuş getirmiş. Yani hiç alakasızdı. Çok kolay bir ara sıcaktı ayrıca. 10 dakikasını bile almayacak bir şeydi. Salatası. Salatasını zaten ben söylemeden sosunu da getirmedik. Kıtır ekmek Salatası demiş. Kıtır ekmek diye bir şey yok. Zaten onun ekmek olduğunu da kabul etmedi. Ana yemeği eti pişmemişti. Sakız gibiydi. Yani sakız çiniyordum. Aynen o şekilde. Yutamıyordum. Sertti. Pilavının altı, hamurunu kendi elinde açmış. Evet çok güzel. Fakat pilavın altı, hamurun altı pişmiş ama üstü bembeyazdı. Hamurdu resmen. Pişmemişti yani. Çiğ hamur yedim ben pilavı yerken. Tatlısını hiç beğenmedim. Hayatımda yediğim en kötü profiterol olabilir. Yani e, hamuru çok pişmiş, katıydı. içindeki kremasının kıvamını tutturamamış topak topak içinde bir şeyler vardı. Hiç güzel değildi. E, Merve Hanım'ın sofra düzeni zaten geç kalmıştı. Bizim yanımızda hazırladı sofrasını, ortasını. Bir hafta boyunca sofra öyle olmaz, böyle olur. Yazdan kışa gideceğiz, kıştan yaza bahara gideceğiz. Bir sürü laflar etti. Hiçbir şey başaramadı Merve Hanım. Sadece tabaklarına odaklanmıştı tabaklarımı özendim, özendim. Biz tabak yemeyeceğiz ki yemek yiyeceğiz yani. Beğenmedim sofra düzenini. Kendisi misafirperverliği ilk girişte evet güler yüzlü karşıladı ama daha sonrasında direkt kendine böyle katı, sert bir tavır takındı. Yani bir ara sırf tek amacım yardım etmek için mutfağa girdim. Ama kendisi beni kovmaktan bin beter etti. Yani canın sıkılıyor yanıma geldiğim gibi tabirlerde bulundu. Yani canın sıkılıyor peki buyurun. Canım sıkılıyor derken yani siz e, yardım evet. etmeye geldim. Hiç gerek yoktu böyle şeylere. Misafir, misafirperverliğimi de hiç beğenmedim. Merve'nin ben adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü beğense bile beğenmedim dedi. Yani e, o da kurulmuş gelmiş. Çünkü çok hırslı bir kadın. Beğendim derse fazla puan vermek zorunda kalacak. Onun için de hiçbir şeye beğendi ama bir şey beğendi. Masada mesela çorbayı beğendi ya da tatlıyı beğendi. En adaletli yorumları Nurhan Hanım yaptı. Diğerleri yapmadı yani hiçbir şey. Ben de beğenmediğim şeyler oldu, beğendiklerim oldu. Bana göre sadece o güzel yorumlar yaptı o kadar. Bu hafta en adaletsiz puan verdiğini düşündüğüm yarışmacı Vahide Hanım. Çünkü Vahide Hanım hafta boyunca böyle sessiz sakin durdu. Başlarda böyle pek eleştiri yapmadı açıkçası, pek konuşmadı ama sonradan açıldı. Kendisinin sırf birinci olmak için Böyle e, saman altından su yürütür gibi herkese yani bilmiyorum kime kaç puan verdi bilmiyorum şu an ama muhtemelen beklenmedik bir şekilde sırf birinci olmak için değişik bir puanlama sistemi yaptığını düşünüyorum kendisinin. Ayfer Hanım birinci olursa çok üzülürüm çünkü kesinlikle birinciliği hak etmedi. Yemeklerini beğenmedim çünkü güzel yapmamıştı. Bir kere malzemeleri unutmuştu. İslim kebabının salçası yoktu, kürdanı yoktu. Ben bu hafta e, kim kazanırsa üzülürüm. Nurhan Hanım kazanırsa üzülürüm. E, çok e, yapmacıktı, oynadı, e, gülümsedi, yemekleri hani puan vermemek için e, başka şeyler ekledi. Yani ondan dolayı çok sinir oldum. Zaten o e, tuzsuz pilav olayında ayrı bir sinir oldum. Bu hafta Merve birinci olursa ben çok üzüleceğim çünkü hiçbir şeyini başaramadı. Bu hafta Ayfer Hanım birinci olursa çok üzülürüm. Yani kendisi yemekleri güzel değil, tatlısı dışında tatlısında şerbeti azdı zaten. Yani birinci olmayı hak etmeyen bir insan. Kendi gününde hiç konuşmadı, kendi yemeklerini hiç savunmadan ama günü geçtikten sonra her gün defalarca yemeklerini bizim yemeklerimizle kıyasladı. Kendisi birinci olursa üzüleceğim. Ben birinci olamazsam kesinlikle Vayda Hanım birinci olmalı çünkü kesinlikle hak ediyor. Yaptığı menüsünde de. Ee, bunu, bunu hak etti, bunu gördüm hak ettiğini. Çünkü gerçekten uğraşmış, gerçekten çok güzel şeyler çıkarmış. Sonumu çok güzeldi. Bu haftanın birincisi ben olmazsam, Arfer Hanım olsun. Çünkü kötünün iyisi yani. İyi değil ama kötünün iyisi. Ben birinci olamazsam, Bekir birinci olsun. Bekir de hani çabaladı, yaptı, uğraştı, güzel yemek sunmaya çalıştı. Ben buna inanıyorum. Ama başaramadı. Eğer ben birinci olmasam... Bekir'in olmasını istiyorum. Ben birinci olamazsam Bekir Bey birinci olsun. Diğerlerine göre yorumda çok daha iyiydi. Ee, daha ılımlı konuştu, daha mantıklı yorumlar yaptı. Ben birinci olamazsam eğer Bekir Bey olsun. Ben birinci olamazsam hiçbir de birinci olmayı hak etmiyor. Bu haftaki en güzel menü benimkiydi, en zor neredeyse benimkiydi. Bu yaşıma rağmen, bu mutfak tecrübesizliğime rağmen en güzel yemekleri ben yaptım. Eğer birinci olamazsam hiçbir de birinci olmayı hak etmiyor. Bekire 3 puan verdim ama keşke iki verseydim. Fazla verdiğimi düşünüyorum. Sonradan bilmiyorum. Yani küçük olduğu için belki de hani böyle bir şey cesaretinden dolayı aslında. Böyle bir yarışmaya katılmaya cesaret ettiği için ona 3 puan verdim. Ama Bekire verdiğim puan için biraz pişmanım. Ayfer Hanım'a verdiğim puan için çok pişmanım. Beklemediği, Yani olmaması gereken bir puanı verdim kendisine. Neden verdim ben de bilmiyorum. Yani o an o şekilde verdim. Şu an çok pişmanım. Daha az vermem gerekiyordu çünkü benim yemeklerim ona göre çok daha güzeldi. Sunumlarım da çok güzeldi. O puanı hak etmiyor. Benim puanımla Ayfer Hanım birinci olursa çok üzülürüm. Bu hafta en çok Nurhan Hanım'a sinir oldum. Nurhan Hanım gününü oynadı, puan için güldü. Hani puanı kırmayalım, işte misafirperver. Yani kendini böyle gösterdi ama ben kabul etmedim. Ee, Nurhan Hanım e, e, bugün masada e, işte bana bakarak güldü. Yani ne, ne gülüyorsun ki? Benimle dalga geçtiler. E, ben kendilerine de söyledim sanki siz çok iyi bir yemek yaptınız da ben mi başaramadım? E, İyi bir yemek yapsaydın, gülseydin sen de. Bu hafta beni en çok sinir eden şey rakiplerim tarafından küçük görülmek oldu açıkçası. Nurhan Hanım bir ara e Bekir'e kıyamıyorum, kendisi daha küçük, yetiştiremez gibi söylemlerde bulundu. Ama bu yoruma asla katılmıyorum. Ben de sonuç olarak aralarındaki tek erkek olmama rağmen yemeklerimi gayet de yetiştirdim. Çoğu da güzel oldu. Mutfağımda neredeyse hepsinden tertemizdi. Bu hafta sinirlendiğim kişi Ayfer Hanım oldu. İlk gün yemeklerini savunamayan kişi, bugün bütün yemeklerimi beğenmedim dedi, sunumlarım çok kötü dedi, acaba kendisine sundu, e, neler yaptı ki bu şekilde bana davrandı. Ha Yine bekliyordum. E, zaten e, ilk günün arkasında bana oynayacağını da biliyordum. E, eleştirilerime çok fazla açık değildi. Bekliyordum bu konuşmaları, hiç şaşırmadım. Bütün hafta boyunca Merve çok konuştu. Ve ben onun böyle bir şey yaşayacağını, başına böyle bir iş geleceğini biliyordum hayat tecrübelerime dayanarak. Çok bilen çok yanılır diye bir laf vardır. Hakikaten bu oldu. O kadar çok kendine böyle siz göreceksiniz, siz göreceksiniz. Ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım deyip ama keşke görseydik. Keşke bize gösterebilseydi. Keşke biz utansaydık ama maalesef hiçbir şey gösteremedi bize. Yazık. Nurhan hanım çok ciddiyetsiz davrandı. Ee, çok ciddiye almadı. Hep böyle gülüyordu. Anlamsız bir şekilde. Ee, ben çok ciddiye aldım durumu. Ee, yorumlarımı ona göre yaptım. Bugün de nedense ciddi olmak istedi. Sürekli beni eleştirdi. Hiçbir yemeğimi beğenmedi. Anlayamadım kendisini. Ee, Nurhan hanım hem yemeklerimi kıskandı, hem tabaklarımı kıskandı. Ee, davet menülerimi beğenmedi. Acaba e, hiç hayatında davet yemeği hazırladı mı? Çok merak ediyorum. Merve Hanım bugün hafta boyunca o kadar o ukala konuştu ki ben geldim zaten masasını gördüm o kadar mutlu oldum ki dans bile göbek bile attım masasında çok mutlu oldum şimdi bile gülüyorum Merve çok mutluyum. Merve çok burnu havada insanlara yüksekten bakıyor işte ben zaten dedi şöyle yapacağım böyle yapacağım yani bize hiçbir lezzet sunamadı. Bir hafta boyunca bizim yemeklerimiz için bu davet masasına uygun değil deyip durdu ama kendi masasını da gördük bugün kendi masası da davet masası değil beş çayı için çok uygun bir masaydı önümüze patates haşlamış getirmiş çok saçmaydı. Bugün herkes benim sinirimi bozdu zaten hepsi eleştirecekti beni ben bunu biliyordum ee, ben korkmadım bütün yorumlarımı söyledim ee, onlar da bunun arkasına sığınıp hani ben eleştirdim diye yemeklerin beğendikleri halde beğenmedim dediler. Ben bugün Merve Hanım'ın e, yemeklerini yetiştirdiği için e, ona puanım 2. Ben bugün Merve Hanım'ın hiçbir şeyini beğenmedim. Ama sadece yemeklerini yetiştirebildiği için, sofrasını hazırladığı için puanım 2. Ben bugün Merve Hanım'ın evinde hiçbir şey beğenmedim. Sadece e, emeği için puanım 2. Bugün Merve Hanım'ın menüsünde bir tek saltasını beğendim. O yüzden kendisine puanım 2. Ya çok iddialıydı, beklentiler çok yüksekti. Benim de nazarım mı değdi Kız bir sürü talihsizlik yaşadı. Ben de dedim ya e, fiyasko olacak diye. Çok çünkü beylik laflar edince fiyasko olanları gördüğümüz ve yaşadığımız için öyle dedim. E, biraz kötü oldu. Ee, zaten bütün modu düştü. Asıl sunumları falan çok dikkat etti. Güzeldi. Çorba çok güzeldi. Ara sıcak çok yanlış bir seçimdi. Ee, salata o yemeğin salatası değildi. Ee, tatlı da hamur olmadı. Ben pilavı yedim. Ama et çok sertti. Yani birçok talihsizlik yaşadı. Dolayısıyla yarışmacı arkadaşlarının dilinden kurtulamadım. <laughs> Evet şimdi gidiyoruz haftanın kazananı yani büyük ödülün sahibini açıklamaya bakalım. Bu hafta birinci kim oldu? Haftanın finalinde Merve Hanım 4 rakibinden 8 puan alıyor. Haftanın birincisi kim olacak? Birazdan hep birlikte öğreneceğiz.